Aa, düzenli beslenme rutinim var mı? Var yani. Sabah kalkıyorum, yumurtamı yiyorum. Ama son 3-4 gündür yemiyorum da yarından itibaren yiyeceğim. 5 tane yumurta yiyorum. Yanında ekmek. Öğlen, akşamda işte köfte, mefte, protein onları yiyorum. Gün içinde de biraz protein alıyorum. O kadar. Yani yaptığım bir şey yok. Yumurta alerjin yok mu? Yok. Yumurta alerjim niye olsun ya? Beyaz ekmek mi? Valla ne gelirse ya, şansıma ne denk gelirse. Hiç kasmıyorum o kadar ya. O kadar kasmıyorum kendimi. Keşke yumurta yiyebilseydim. Yumurta niye yiyemiyorsun ki arkadaşım? Onu anlamadım. Yumurtanın tadını mı sevmiyorsun? Arkadaş. Kusuyorum. Sen o zaman doğru yumurta yapamıyorsun. Sen doğru yumurta yapamıyorsun. Tereyağlı yumurta yapsan şöyle güzel. Tuzlu, baharatlı. Takır takır yiyemiyor musun mesela? Yumurtanın beyazını yiyemiyorum ben. Haşlanmış da yiyemiyorum, menemen tarzı. Mesela ben haşlanmış da çok severim. Haşlanmış ne yapacağım biliyor musun? Bak bir gün şu dediğimi bir dene. Seversin. Beyaz ekmeği açtın. Bak. İyi dinle. Beyaz ekmeği açtın. Güzel taze taze çıtır çıtır bir ekmek. Açtın. İçine al. 2 tane yumurta haşla, dilimle. Tamam mı? Koy ekmeğin içine. Peynirini dilimle. Koy ekmeğin içine. Domatesini dilimle. Koy ekmeğin içine. Patatesini kızart veya işte airfry fırında mırında yap. Tak tak tak. Koy üstüne, diz. Bak. Patatesini koydun. Salatanı koydun. Ondan sonra patatesini koydun. İçine tuz. Sos mas istiyorsan sos da eklersin. Bir kapattın, kütür kütür yedin onu. Bunu şimdi yiyemeyeceğim mi? Bak. Bak nasıl oy diyor. Ağzım tadını bilenler oy diyor. Bu yenmez, bu akar gider ya. Abi kan tahlillerinden dolayı yumurta yasak bana. Şey mi? İntolerans testimi yaptırdın. Benim de var intolerans testim. Bak. Nereden gösterebilirim? Biliyor musunuz intolerans testine? İntolerans testini bilen var mı burada? Yok abi. Şimdi ne bu biliyor musunuz arkadaşlar? Güya senin kanın bir laboranta gönderiliyor yurt dışında. Bir laborant alıyor onu. Bir laboratuvara gönderiyor. Bir laboratuvara gittikten sonra orada yurt dışına gidiyor ama Türkiye'de testi yokmuş bunun. Ondan sonra yurt dışına seni laboratuvara gönderiyorlar. Ondan sonra laborant orada onu inceliyor. Tamam mı? İnceledikten sonra senin kan grubuna göre hangi besinleri yememelisin, hangi besinleri çok az tüketmelisin, hangi besinleri serbest derecede yemelisin. Yani bunlara karşı intoleransını, direncini ölçüyormuş. Ben bunu 2015 senesinde yaptırmıştım. Tamam mı? Şimdi 2015 senesinde yaptırdığımda bana yasak olan şeyleri sayıyorum. Kesinlikle yememem gereken şey. Bak. Kazein, inek sütü, yumurta beyazı, keçi sütü, koyun sütü. Bak. Ben ne yiyeceğim? Ondan sonra yumurta sarısı çok az tüketmeliymişim. Tek tüketebileceğim şey beta laktoglobin, manda sütü, alfa laktalbumin. Alfa laktalbumin ne ya? Ben onu yemeye gücüm yetmez. Ne lan bu? Alfa laktalbumin nedir? Alfa laktalbumin yeni doğan bir bebeğin fizyolojik ve besinsel gereksinimlere uygun dengeli amino asit dağılımı ile büyüyen bebekler için ideal bir protein kaynağıdır. Bebe maması. Bunu yiyebiliyormuşum. Bir de beta laktoglobin nedir? Beta laktoglobin inek ve koyun sütünün başlıca peynir altı suyu proteindir. Yani protein tozu gibi. Peynir altı suyu, lor peyniri gibi şeyler tüketebiliyorsun. Bir de manda sütü tüketebiliyorum. Bak. Şimdi diğer yasakları sayıyorum. Gel şimdi. Arpa, buğday kepeği. Ondan sonra karabiber, kekik, badem, Brezilya bademi, kaju fıstığı, fındık, Antep fıstığı, yer fıstığı ve beni en derinden sarsan kuru fasulye. Kuru fasulye. Onu da tüketemiyormuşum. Onun dışında da son olarak siyah çay yasak, kola yasak, mantar yasak, ayçiçeği tohumu yasak, bira mayası yasak, bezelye yasak, yuka yasak, patates yasak, soya fasulye. Ben ne yiyeceğim? Zaten bunlar benim liste yani. Yasak olan her şey benim yediğim şeyler. Nerede yaptırdım? Ben ta 2015 senesinde yaptırmıştım ya. Çok eskiden. Mert bu sonuçları çok dikkate al. Bir hafta tüketme hayat kaliten çok artar. Türkiye'ye geldi by the way. Zeynep yapıyorsunuz mu? Öyle artist konuşma kardeş. Yapıyorsun mu? Geleyim babanın oraya. Senin baban doktordu. Obez doktoru. Geleyim babam bana beleşe yap ya. Allah Allah, artist her dakika chatte bir öneri veriyorsun. Bir desene, bir yararın dokunsun ya. Desene Mert gel yapak senin orada. Babası obez doktor, evet. Gel ya. Yap bana, siz yapıyorsunuzdur. Al kanımı bakalım. Obez doktor. Unuttum ya işte ney doktoru oluyorsa. Bak kaçtı chatten, gördünüz mü? Bunlar böyle alım. Aa, babamın hastane yapmıyor. Ben de özel labda yaptırdım 200 euroya. Slay. 200 euro ne kadar yapıyor? 200 euro 7500 lira ona vermem şu an ya. Zaten yapılı testim var. Zaten yapılı testim var. Gerek yok. 7500 TL. 200 euro nasıl 7500 euro? Neyse ben yaptırdım zaten. Bende var. Devlette bu test var mı Mert? Bence yoktur. Yani özellikle bir doktorun bir tanı falan koyması lazım sana. Çok alerjik falan bir tip olman lazım bence. Anca öyle o testi yaptırabiliyorsundur. Bu arada ben o diyetle bayağı kilo vermiştim. İntolerans diyeti yapmıştım. Ben arkadaşlar aklınıza gelecek her türlü diyeti yaptım. Şeyinden tut şu kulağa deldikleri neydi? Kulağa deldikleri şey neydi ya? Piercing değil ya. Akupunktur. Akupunktur diyeti yaptım. Kana göre test yaptım. Kan diyeti yaptım. Ondan sonra işte SDM diyeti var, onu yaptım. Zaten normal diyetleri hiç saymıyorum. Su diyeti denedim. Aklınıza gelebilecek her şeyi denedim. Her şeyi yaptım. Akupunkturun diyeti de şu. Güya gidiyorsun. Ondan sonra senin kulağını şuradan 2-3 tane delik atıyorlar. Bir de kulağının içine. İşte orada özel resepsiyon yerleri mi ne varmış işte. Ne olduğunu bilmiyorum. Öyle yerler varmış. Onlara pat 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 koyuyor. Sen açlık hissi yaşamıyorsun. Oradaki açlık hissi reseptör reseptör. Oradaki açlık hislerini kapatıyor. Hiçbir şekilde açlık hissetmiyorsun. Gerçek mi psikolojik mi bilmiyorum. Ama ben bunu yaptığım zaman çok sağlıksız bir diyet ama günde 2 çorbayla duruyordum. Ki benim arkadaşlar yani mide ameliyatı olduğumda şöyle mide çıktı benden. Boş haline 6 tane hamburger sığar ha. Boş haline. Öyle bir mide çıktı benden. 2 çorbayla çok rahat tok hissediyordum. Psikolojik mi normal mi bilmiyorum. Bazı insanlarda bazı sinirler uyarınca direkt öldürebilirsin diyor. Yok. Zaten yaptırmayın böyle şeyler arkadaşlar. Oha ciddi mi? Yuh nasıl ya? Vallahi ben yaptım öyle. Herbalife'da yaptım. Herbalife'da denedim. Bu şey var ya. Önceden benim kimse suratıma bakmazdı. Hayatta ne yapacağımı bilmiyordum. Ama şimdi. Ondan sonra orada kırmızı halı. Hepsi yürüyor. Sıra sıra birbirlerine TikTok çekiyorlar. Bildiniz onları. Keşfette görüyorsunuzdur. Onların diyetinden de yaptım. En faydalısı hangisiydi? Benim en çok sonuç aldığım 140 kilodan 145 kilo hatta 145 kilodan 90 kiloya indim. 145 kilodan 90 kiloya indiğim diyetimde en etkili ve en güzel yaptığım, benim en çok beğendiğim diyet şu SDM diyeti. Çok pahalı bir diyet. Harbiden aşırı pahalı. Buraya da hashtag reklam diyeyim. Yani herhangi bir anlaşmam yok ama diyeyim yine markayı göstereceğim için. Aşırı pahalı. Bak şimdi. Böyle bir şeyi var tamam mı? İşte mesela ben bunun makarnasını çok seviyordum ama benim önerdiğim kimse sevmedi mesela makarnasını. Ömrüm her akşam şu penne makarnayı yemeyle geçti. Makarnanın bak içeriğini size söylüyorum. Bir porsiyonu 152 kalori tamam mı? İçinde 15 gram protein var. 7 gram karbonhidrat var. Yani aslında bayağı güzel. Bundan günde topladığın zaman 5-6 öğün yapıyorduk. Hatta işte 4-5 öğün yapıyorduk. Hani hem proteinimi de karşılıyordum. Hem de onun yanında mesela tadı falan da güzel oluyordu ama çok pahalı arkadaşlar bu ya. Bu harbiden çok pahalı bir diyet. Yani 3 tane makarnaya 400 lira veriyorsun öyle düşün. Yani 3 güne 400 lira verdiğini düşün sadece bir öğün. Mesela atıyorum burada neyi seviyordum biliyor musun? Tatlılarını çok seviyordum. Tatlıları çok güzel oluyordu. Bak şu grisini'yi çok seviyordum. Bir de şu sütlü çikolata barını seviyordum. Tamam mı? Bunun da bak besin değerini göstereyim sana. Bir porsiyonunda bunun da mesela 15 gram protein var. Hani 180 kalori. Doğru düzgün şeker meker hiçbir şey yok zaten. Ben dolayı çok... benim çok rahat yediğim ve çok rahat yaptığım bir diyetti bu. Ama çok pahalı. Dediğim gibi aşırı pahalı. Bak mesela yine bir tane barında... bunda tabii şeker olur. Ama işte protein var yine 15 gram. Yani şöyle düşünün. 5 öğün mü ne yapıyorduk? 5 öğün mü ne yapıyordum günde? Evet çok pahalı. En başında söyledim zaten size. 7 ayda mı ne vermiştim? Ama 7 ay boyunca arkadaşlar 1 gram diyet bozmadım. Kola ne kola bile içmiyordum ha. Kola bile içmiyordum hani. O derece. 7 ay boyunca yaptım ben bu diyeti. Ve 7 ayda işte 144 kilodan 90 kiloya inmiştim. Onu yaptıktan sonra zaten yayıncılığa başladım. 5 öğün. Valla 5 öğün yapıyordum. Gayet de güzel oluyordu. Mide tüp ameliyatından ben bir yıl sonra ben kilo almaya başlamıştım. Uyumazsam bir şey yerim ya. Arkadaşlar tüp mide ameliyatı tamam mı bakın. Benim çevrem bunu 50 kere söyledim ama yine söyleyeyim. Tüp mide ameliyatı tamam mı? Tüp mide ameliyatı aslında baktığın zaman kalıcı bir çözüm değil hiçbir şekilde. Artık bunu yani ben ameliyat olduğum zaman benim arkadaşlarım çevremdeki herkes soruyordu. Herkes de şunu söylüyordum. Kardeş bak ben ameliyat oldum ama bak benim hayat hikayemi benim arkadaşlarım çevrem hepsi bildiği için. Benim hayat hikayemi sen biliyorsun. Ben 10 sene boyunca kilo al ver, kilo al ver, kilo al ver, kilo al ver, kilo al ver. Ben bak 5 kere yüksek kilo alıp verdim. Yani birinde işte 30 kilo verdim 40 kilo aldım. 40 kilo verdim 50 kilo aldım. Yani bunu işte 20'den başlat tamam mı? 20 kilo verdim 30 kilo aldım. 30 kilo verdim 40 kilo aldım. 40 kilo verdim 50 kilo aldım. 50 kilo verdim 60 kilo aldım. Hatta belki 70 kilo aldım. Ondan sonra en son 164 kilo mu olduydum? Öyle bir şeydi değil mi? 164 kilo oldum. Bak bunlar tabii çok büyük süreçler. Aralarda 15 kilo verdiğim, 10 kilo verdiğim, yüzlerce diyet yaptım. Ve spor deli gibi yaptım. Yani ben ve ameliyata çok karşı bir insandım. Hala da karşıyım. Yani ameliyat oldum diye ameliyatı savunacak bir tip hiçbir zaman değilim. Benim çevremde de ameliyat olmak isteyen, bana soran kişilere her zaman şunu diyorum. Ameliyat ben kimseye önermem. Önerebileceğim bir şey değil. Ha bana fikrimi soruyorsan da kardeşim, kesinlikle zaten doktorla konuşmalısın ama bana fikrimi soruyorsan öncelikle bir kendin denemelisin bunu. Çünkü ameliyat bir çözüm değil. Sen o ömründe hiç diyet yapmadıysan, ömründe hiç spor yapmadıysan ya da psikolojik olarak bir yeme bozukluğun var mı yok mu, bir hastalığın mı var, neyin var bilmiyorsan hani bu kilonun altında yatan sebebi bir çözmen lazım. Vücudunda bunlara karşı bir mücadele etmen lazım. Yani sonuç olarak bu ameliyat. Bu normal bir şey değil ki. Sen ameliyat olmaya gidiyorsun yani kilo vermek için. Ölebilirsin. Çok büyük sıkıntılar yaşayabilirsin. Ameliyat esnasında problem olabilir. Ameliyat sonrasında çok problem olabilir. Hani bir sürü şey yaşayabilirsin. O yüzden öncelikle yapman gereken şey spor ve diyeti denemek. Bak diyet yapacaksın. Yürüyüşe gideceksin abi her gün. Sevdiğin bir insanı al. Çık şöyle bir 40 dakika 45 dakika yürü. Lan ben o 55 kilo verdiğim zaman normal spor ve diyetle her gün 10 kilometre 15 kilometre arası yürüyüş yapıyorduk ya her gün. Her gün çıkıyorduk, ondan sonra haftanın 3 günü de body'ye gidiyordum. İp atlıyordum, ondan sonra ağırlık kaldırıyordum. Full bunlarla uğraşıyordum, tamam mı? Şimdi ben 10 yıl boyunca kilo al ver bunları yaşayıp en sonunda artık o motivasyonu bulamamaya başladım. Ve gerçekten... Çok büyük psikolojik problemler içine giriyordum. Topluluk içine çıkmak istemiyordum. Ondan sonra alışveriş yapmak istemiyordum. İnsan içine hiç çıkmak istemiyordum. Çünkü kendi vücudumdan ve kendimden nefret ediyordum. Tamam, ben hayatı seven, işte kendine saygı duyan, ondan sonra işte ne bileyim yaşamayı seven, yaşamdan zevk alan bir insanım ama bu beni gerçekten çok büyük depresyona sokuyordu. Çünkü ya şöyle düşünün arkadaşlar, işte uyduruyorum. O zamanlar bile bir şey yapacağım zaman, bir şey hareket edeceğim zaman ilk düşündüğüm şey kiloydu. O zamanlar zaten yayınlarda fark ederseniz ne yayında ayağa kalkarım, ne yayında vücudumu gösterecek bir şey yaparım, ne hiç unutmuyorum, çok büyük bir sponsorluk gelmişti. Çok büyük bir iş ve benim için de gerçekten güzel bir şeydi, tamam mı? Ondan sonra Tuğkan abi dedi ki Merdim, bak ben seni çok iyi biliyorum, ben seni çok iyi tanıyorum ama bence gel, umursama kilonu falan dedi. Ben dedim Tuğkan abi ben gelemem abi, o kadar insanın içine çıkıp orada binlerce kişi izleyecek, bu YouTube'a şey olacak falan, ben orada vücudumu gösteremem abi, ben reddediyorum falan. Tuğkan abi bu arada Allah var, Allah razı olsun. Tuğkan abi sponsorlarla falan öyle bir iletişim haline geçmişti ki sırf benim kilom için baya özel kamera açıları falan filan bir şeyler ayarlanacaktı. Ki ayarlanıyordu da okey denilmişti. Ondan sonra dedim ki abi yine ayağa kalkarız bir şey olur. Vallahi Allah razı olsun uğraştığın için ama dedim teşekkür ederim yani. Ben yapmam abi, para kazanmayayım, en azından psikolojim düzgün kalsın demiştim. Ondan sonra yani böyle şeyler yaşıyordum, anladın mı? Yani baya çok büyük sıkıntılar yaşıyordum. Ondan sonra bir gün sabah evdeyim, 164 kiloyum. Ve yine dedim ki lan diyete başlamam lazım. Tam bu SDM'yi açtım, yine tekrardan dedim yapsam mı yapmasam mı. Tabi arada yine kilo alıp vermeleri deniyorum. Abi tam yapsam mı yapmasam mı derken birden bir telefon çaldı. Telefonda yazıyor Kadircan. Efendim dedim. Kardeş sana bir şey söyleyeceğim, kızma. Ne oldu Kadircan dedim. Anladım, onu ses tonundan direkt anlıyorum. Kıl olacağım bir şey söyleyeceği zaman direkt anlarım Kadircan'ın. Ne oldu Kadircan ya dedim. Dedi kanki biz vallahi babamla da konuştuk. Ameliyat olmaya ne dersin? Ben direkt Kadircan'a küfür ettim, telefonu kapadım. Ondan sonra bir 15 dakika falan düşündüm. Bir 15 dakika şöyle oturdum. Çünkü yediremiyorum, anladın mı? Diyorum ki lan sen yıllarca mücadele verdin. Sen kilo verebiliyorsun. Sen ezik değilsin. Sen hasta değilsin. Sen sadece ağzını tutamayan bir gerizekalısın. Kendini kontrol edemedin. Aptal gibi kilo aldın. Bir de bu korona zamanı iyice dışarıya çıkmıyorsun. Ay kendime yediremiyorum. Diyorum ki lan ben ameliyat olmam baba. Ben ameliyat olmam. 15-20 dakika falan düşündüm. Ondan sonra çıkmaza girdim. Dedim veremiyorum. Yani çünkü son 5 ayıma bakıyorum. 7 kere 8 kere diyet denemişim. Tamam mı? Veremiyorum. Abi 20 kilo veriyorum. Çünkü vereceğin kilo fazla oğlum, bakmayın yani. 20 kilo 15 kilo vermek çocuk oyuncağı. Ama şimdi 164 kilodan 90 kiloya inmen için senin 70 kilo 80 kilo şey vermen lazım. Hani çok büyük emek, çok büyük bir süreç ve bunu psikolojin olarak çok iyi dayanman, çok iyi halletmen lazım ama bende o güç kalmamış. Çünkü ben önceden zaten 50 kilo vermişim, 40 kilo vermişim, o psikoloji ve vücudum yıpranmış, bitmişim yani. Diyetisyenler artık Ankara'da gitmedik, diyetisyen kalmamış. Koyayım hani. Ondan sonra düşündüm. Kadircan'ı aradım. Dedim ne lan bu hoca kimmiş falan filan. Ondan sonra Kadircan bana hocanın ismini verdi. Araştırdım. Ondan sonra bizim bir Cenk abi var sağ olsun. Onun da kızı, onun kızıyla da kaderim aynı bu arada. Kızıyla 10 yıl boyunca ikimiz de uğraştık. Hep aynı yerlere gittik yani. Hep Cenk abinin önerdiği yerlere falan filan gittim. Ondan sonra onun da kızı da ameliyat olmuştu o zaman da. O da anlattı bana serüveni falan filan. Ondan sonra benim ameliyat olmuş iki arkadaşım vardı. Onları aradım, Ece ile Melis. Abi şimdi kızlar muhtemelen regil sancısından dolayı onlar o midedeki o ağrıyı alışmışlar artık. Onlar için bir şey değil. Tamam mı? O regil sancısından mancısından oraya hassas değil. Tamam mı? Onlar oraya alışmış. Melis bana böyle diyor. Ya Mert saçmalama. Ne acısı ne sızısı. Ondan sonra işte ameliyat olunca ben ertesi gün ayağa kalktım. Yok şöyle böyle ne acısı hiçbir şey yok saçmalama. Ne olacak sen dayanıklı çocuksun falan dedim tamam. Ben Melis böyle diyorsa ben Melis'ten 20 kat daha dayanıklıyımdır diyorum kendi kafamda. Kendi kafamda diyorum ki ben 20 kat falan daha dayanıklıyımdır baba. Yani benim o zaman vız gelir tırıs gider. Ben ertesi gün yayına başlarım. Şimdi kafada yayını mayını işi gücü de düşünüyorum. Ondan sonra hocaya gittik bittik kontroller montroller. Hocaya gittiğim kontrol yerinde bir tane adamla tanıştım. Adam tam bir biracı koyayım tamam mı? O adam girdi 50 kişi işte etrafta Araplar var. Ameliyat falan böyle Araplar da var. Hepsi sülalecek gelmişler. 8 tane Arap ameliyat olmaya gelmişler hocaya anladın mı? 8'i aynı anda tüm sülale. Paraya bak. Onlar orada falan filan derken ben kestirdim. İkimiz de belli zaten. Adam da esnaf, ben de esnaf bebesiyim. Bu adam beni gözüne kestirdi, ben bunu gözüne kestirdim. Ondan sonra bu ıhtan tesbih mesbih salladı. Bir yan koltuğa oturdu, bir oraya oturdu, bir buraya oturdu derken geldi yanıma. Selamun aleyküm kardeş falan. Aleykümselam baba ne yapıyorsun falan. Sohbet muhabbet ediyoruz. Diyor bu ameliyat işi nasıl olacak falan. Biz bununla bayağı sohbet ettik. Dedi baba ben alkolü bırakamam ben. Ömrümün şeyi bu. Ben bira içmeden duramıyorum falan ama tam bir bira göbeği. Ondan sonra bununla konuştuk. Bu hocaya girdi çıktı. Dedi ben olmayacağım. Dedi gitti. Dedim Allah Allah bu niye olmayacağım dedi falan. Anlamadım. O herhalde ona uymadı. O hani bira içmek istiyor herhalde. Hayatla bir yandan devam etmek istiyor. Bu gitti. Sonra ben hocaya girdim. Hocayla bir iki konuştuk. Hoca dedi ki Mert'cim dedi. Sen zaten buraya gelerek ameliyat kararını almışsın. Ben senin kararını etkilemek istemem ama kendi fikrimi söylüyorum dedi. Benim kızım senin kilonda olsa ve senin yaşında olsa dedi. Çünkü sen işte kaç yaşındaydın? 22 yaşında mı? 23 yaşında mı ne? Mert'cim dedi senin kızın benim kızım senin yaşında bu kiloda olsaydı dedi. Ben kesinlikle onu ameliyat etmek isterdim dedi. Bence sen de bir düşünmelisin. Dedim tamam hocam düşünmeye falan gerek yok ben ameliyat olacağım. Tamam Mert'cim işte bir aya 1,5 yok hocam bir ay 1,5 ay falan değil. Ben en kısa sürede aldım. Ben bir ay 1,5 ay falan işte bakarız falan filan halledelim hocam dedim. Beni araya sıkıştırın hemen yapalım dedim. Ondan sonra dedi tamam halledelim. Müslüm abi vardı orada Allah razı olsun tanıdıktı zaten. Müslüm abiyi darladım dedim Müslüm abi beni hemen erkenden al. Ben bekleyemem abi. 1,5 ay 2 ay falan sıra diyorsunuz ben 1,5 ay 2 ay duramam. Beni öne al kral. Müslüm abi dedi ki tamam. Para için diyor oğlum para için diyor. Adam her gün kaç kişiyi ameliyat ediyor. Adamın 7.000-8.000 tane ameliyatı var anladın mı? Hani orada bir sürü detaylar konuşuldu zaten öyle şey yok. Müslüm abi dedi ki tamam Mert'im ben bir boşluk bulunca seni hemen arayacağım. Oraya gittim heyecanlıyım altıma sıçacağım. Diyorum ki lan ne olacak acaba nasıl bir şey lan bu? Ölmeyek masada kalmayak falan. Tuğkan abiyle Mukan abiyle konuşuyorum. Tuğkan abi de bana çaktırmıyor. Bana önceden anlatmıştı ama benim aklımdan gitmiş. Beynim onu engellemiş. Tuğkan abi çok olumlu konuşamadı tamam mı? Ondan sonra ben diyorum ki lan niye böyle konuştu Tuğkan abi falan. Bilmiyorum. Ondan sonra onun sonra detayını vereceğim. Ben ameliyata gireyim derken tam ameliyata gireceğim. Dedi ki tamam Mert önümüzdeki hafta şu gün seni ameliyat alacağız baba. 3 gün sonra korona. Tak Mert Yılmaz korona. Orada bir korona oldun mu? Korona olduktan sonra işte onun şeyi vardı işte ne deniyor ona? Karantina süreci. Abi sabırsızlıkla bekliyorum karantina bitse de gitsem. Karantina bitti. Ameliyata girdim. Melis diyordu ya ne acısı ne şöyle böyle. Abi ameliyattan bir çıktım o buzhane gibi bir yerde. Gözümü bir açtım. Ama dişler dişler böyle. Bak hani bildiğim bam bam. Kadın bana bakıyor orada. Mert Bey iyi misiniz? Mert Bey iyi misiniz? Ben diyorum ki tuvalete götürün beni. Tuvaletim var. Tuvalete götürün beni. Tuvaletim var. Tuvalete götürün beni. Tuvaletim var. Ameliyat olmuşsun. Nasıl tuvalete gideceksin? Ben sanıyorum ki tuvalete bile gidebilirim. Beyin çalışmıyor. Ne alaka kardeş? Ne tuvaleti? Onun acısı neymiş biliyor musunuz? O yanma acısı. Ben onu tuvalet acısı sanıyordum. Bana şey sokmuşlar. Ne deniyor ona ya? Sonda. Sonda sokmuşlar. Ameliyat olan adam zaten sonda oluyor. Ben onu, o yanma hissini, o şey hissini sanıyorum ki çişim var. Halbuki sonda sokmuşlar bana, onun yanık hissiymiş. Johnny. Ulan odaya çıktım. Annem zaten beti benzi atmış, yavrum. Yavrum falan. Annem de böyle şeylerde çok soğukkanlıdır bu arada yani. Annem ömrümde gördüğüm en soğukkanlı insandır. Deli dehşet bir soğukkanlılığı var. Hiç çözemem annemin bu huyunu. Hani benim kafam yarıldı. Kafam yarıldı, buradan vaat diye kan akıyor. Ama bildiğin şelale gibi. Annem o kadar sakin şekilde beni tedavi etti ki yani hani aklım alamamıştı. Sonra ben girdim ameliyat odasına. Anneme demişler ki, benim haberim yok. Anneme demişler ki işte hanımefendi böyle böyle işte Mert'in oksijen seviyesi 80'in altına inerse yoğun bakıma alacağız. Yoğun bakıma girmemesi için de biraz uyanık tutmanız gerekir dedi hani. Düştüğünü hissettiğiniz an onu uyandırın, sohbet edin, işte hayatta tutun falan muhabbetleri. Ben şimdi orada ağrısızı Melis'e sövüyorum bir yandan. Ya bana öyle bir anlattı ki hiçbir şey yok. Abi karnım bir ağrıyor. Öyle böyle bir şey değil ya. Sanki bildiğin satırla karnımı kesmişler de 700 tane dikiş var gibi. Öyle böyle bir ağrı yok yani. Nefes alamıyorum, onu yapamıyorum, bunu yapamıyorum. Ondan sonra tamam mı? Ben orada dinlenmeye çalışıyorum. 3 saat mi 4 saat mi ne geçmesi gerekiyor ameliyattan sonra, ya da 6 saat mi ne? 6 saatten sonra ağrı kesici yapacaklar. Oradan sonrası rahat. Tamam. Johnny o 6 saat boyunca tam uyuyacağım. Ben bilmiyorum tabii. Tam uyuyacağım. Benim oksijen seviyesi 100, 90, 80, işte 76, 75, 74. Tam 70'in oraya. Annem geliyor, Mert'ciğim, Mert'ciğim, Mert'ciğim diyor. Beni sohbete, muhabbete falan tutuyor. Bir şeyler soruyor. Ben anneme dönüyorum. Anne diyorum, bıraksana beni, uyuyacağım. Konuşamıyorum da tabii. Anne bıraksana, uyuyacağım falan, böyle sinirli sinirli. Annem orada beni bunu en az 15 kere 20 kere yaptı. Tabii annem de söylemiyor bana heyecanlanmamam için. Ben anneme kızıyorum. Annem de korkuyor çocuğuma bir şey olacak, yoğun bakıma girecek diye. Ben öyle, o annem öyle, o öyle, bu böyle falan derken yoğun bakıma girmeden Allah'tan kurtuldum. Tamam mı? Ondan sonra ağrı kesiciyi bana bir taktılar. Oh! Ağrı kesiciyi bir sapladılar baba bana. Dedi ki hemşire hanım, bu ağrı kesici düğmesine ağrı hissettiğin zaman bas. Tamam mı? Ama orada da bir sistem varmış. Sen, kulaklığım gitti lan. Bir dakika. Orada da bir sistem varmış, tamam mı? Sen o ağrı kesiciye ne kadar basarsan bas. Normalde işte 20 dakikada bir mi çalışması gerekiyor? O 20 dakikada bir çalışırmış. Onu işte hesaplıyorlar herhalde belli bir şekilde. Ben a**ayım 2 dakikada bir basıyorum. 2 dakikada bir Hatta onun kaydını mı ne tutuluyormuş? Kadın bana söylemişti çıkışta ya. 450 kere mi 500 kere mi ne basmışım. Ama işte atıyorum 40 kere işe yaramış, anladın mı? Öyle bir şey söylemişlerdi, sayıyı tam hatırlamıyorum. Ama baya baya basmışım ben baba. Sıkıldıkça basıyorum, sıkıldıkça basıyorum, sıkıldıkça basıyorum. Öyle bir şey. Ondan sonra işte ağrı kesici aldık. Tabii annem sabahtan beri yemek yememiş. Annem açlıktan ölüyor. Dışarıya bakıyor. Benim de ağrım geçtiği için ben anladım. Dedim anne ne oldu, ne dışarıya bakıp duruyorsun? Ya şurada simitçi falan açık mıdır evladım ya falan dedi. Dedim anne şeyi arayalım. Ondan sonra hastanenin girişini arayalım. İlla ki burada bir şey vardır, kafeterya gibi bir şey var. Sana tost isteyelim. Ya da işte ne varsa isteyelim. Tamam dedi. Ondan sonra aradık. Annem oraya işte yemeği istedi. Lan yemeği istedik. Tost istedik. Baba tost istedik. Odaya bir hemşire giriyor, çıkıyor. Kontrol ediyor. Sonra diğer hemşire giriyor, çıkıyor. Etrafa bakıyor, çıkıyor. Sonra diğer hemşire giriyor, etrafa bakıyor, çıkıyor. Böyle 5-6 tane hemşire geldi. En son 7. hemşire, hemşir mi deniyor? Benim bir abi vardı. Ben onunla kanki kunki olduydum zaten ilk günlerden. Ondan sonra sabahın köründe abi geldi. Ondan sonra ne yapıyorsun Mert'cim ya falan filan dedi. Ondan sonra gidip dur dedim abi. Bir gelir misin? Bir gelir misin? Dedim ne ayak abi? Direkt hemşire ya, hemşire demiyor. Tamam hemşire. Dedim ne ayak ya abi dedim. 20 dakikada 5 tane hemşire girdi çıktı falan. Ne oluyor falan? Oğlum dedi. Muhtemelen siz yemek istediğiniz için diyor şu an kontrol ediyorlar diyor. Hani yemeği kim istedi? Sen, çünkü soru da soruyorlar. Yemeği sen mi istedin? O annem mi istedi? Hani kime istedi? Yok abi annem istedi dedim hani. Kadın sabahtan beri yemek yememiş. Sen rahat ol, öyle şey mi olur dedim. Ben ameliyattan çıkıp yemek mi yiyeceğim dedim. Var mı böyle bir şey abi dedim. Benim zaten nefes alacak şeyim yok dedim. Ondan sonra nefes almaya halim dermanım yok. Bir de tost mu yiyeceğim dedim. Ölürüm zaten, yasak. Yemen'de yasak, ölürsün bu arada. Onlar da ondan sonra dedi ki ne anlatıyorsun oğlum sen dedi. Ben burada ameliyattan çıkıp lahmacun yiyen, hamburger yiyen gördüm dedi. Yani psikolojik bozukluğa bakın. Ameliyattan çıkıyor. Ameliyattan çıkmış 6-7 saat geçmiş. Lahmacun yemiş. Hepsi tabii yoğun bakıma gidiyor. Hayatını kaybeden var mıdır bilmiyorum ama çok sıkıntılı yani. Yapılmaması gerekiyor. Bayağı riskli bir hareket. Dedim Allah Allah ne hayatlar var ya falan. Sonra abi gitti. Gecenin ikisi. Annem tostunu mostunu yedi. Baba yan odada bir ses. Kadın ayağa kalkıyor, kusuyor. Ama kusma sesini duyuyorum ama o kadar belli ki can çekişiyor yani. Bildiğin kan kusuyor. Hani çok kötü durumda. Dedim baba yine benim ameliyat hafifmiş yani hani ben böyle bir şey görmedim dedim. Bu nasıl bir şey? Hafif bayağı benim ameliyat demek dedim ya. Millet ne ameliyatlar oluyor yanında kan kusuyor man kusuyor. Acı çekiyor ya yandaki kadın dedim. Yazık Allah yardımcısı olsun falan. Ondan sonra benim abi yine geldi işte gecenin kaçı hatırlamıyorum. Abi geldikten sonra dedim abi yandaki kişi ne ameliyat olmuş ya da ertesi gün mü sordum hatırlamıyorum. Dedim abi bu yandaki ne ameliyatı olmuş? Dedi aynı ameliyat olmuş. Sizin bu kattaki herkes aynı ameliyat oldu dedi. Baya baya herkes de farklı reaksiyonlar veriyormuş. Kadın yanındaki kadın gün boyu kan kustu mesela. Bu ameliyatı olup full kusanlar da var. Yani ilk 6 ayı full kusarak geçiren, ondan sonra bayağı sıkıntılı geçiren insanlar da var. O yüzden gerçekten sıkıntılı. Oradan sonra ben bir götüm attı dedim. Ben de kusacağım mı acaba? Çünkü kusmaya başlasan hayatın kayar Johnny. Harbi hayatın kayar yani. Çünkü nefes almakta zorlanıyorsun. Orada bir altıma sıçtım dedim. Aa boku yedik bir kusma gelirse harbiden altıma bırakırım dedim. Ömrüm kayar. Allah'a şükür ameliyat boyunca bir kere kustum. Yani işte 2,5 yıl oldu sadece bir kere kustum. O da ilk defa tavuk yediğimdeydi. Tavuk çünkü çok katı bir şey ya. Bir de yanlışlıkla alışamayıp kustum onu yediğim için bir kere kustum. O da tavuktan dolayı. Çok acı çektirmişti bana. Ondan sonra öyle ameliyat şeyi geçti. Baba son gün o şeyi çıkaracak sondayı. O sonda çıkarılanlar bilir. Baba abi beni işte soydu moydu. O sondayı bir çekti. Size yemin ediyorum bildiğin ruh çıktı içimden ya. Baya bildiğin vücudumun içinden ruhu çekti ya. İçini çekiyor bildiğin. Aynen öyle. Bildiğin içini çekiyor. Onu bir çekti. Yani bir yandan rahatlayacaksın ama bildiğin vırrrt diye ruhunu çekiyor. Harbi çok sıkıntı. O sonda çok değişik bir şey. Çok değişik bir his. Bir de midemden bir tane bomba gibi bir şey vardı. O da ameliyat süresince işte kanama olup olmadığını kontrol ediyor. Onu da çektiği zaman bayağı ruhum çekilmişti. Bildiğim bir tane bomba var. Tamam mı? Ameliyatın ikinci günü test amaçlı sana mavi sıvı içiriyorlar. Bak şimdi mevzuya bak. Mavi sıvıyı içiyorsun. Mavi sıvıyı içtikten sonra işte yarım saat 40 dakika bekliyorsun. Yarım saat 40 dakika bekledikten sonra o bombanın içine eğer diren midir nedir artık ne olduğunu bilmiyorum. O mavi bombanın içine mavi sıvı girerse bok yedin. Direkt yoğun bakıma alınıyorsun bak. Direkt hayatın kayıyor. Anladın mı? Çünkü midede delik var demek. Hani şey kapanmamış anlamına geliyor. Yani yarada bir sızıntı var bir sıkıntı var anlamına geliyor. Abi o mavi sıvıyı içtim yarım saat bakıyorum mavi sıvı var mı bakıyorum mavi sıvı var mı Allah'tan o da olmadı. Ondan sonra öyle işte ilk defa yumurta ye ilk defa şunu ye ilk defa bunu ye ilk defa şunu ye. Ben ilk şey yaptığımda yarım yumurtayla ölecek gibi oluyordum bak ömrünüzde böyle bir şey yaşamamışsınızdır. Hani şöyle düşün. Şu an mesela ne yesen çok zorlar seni. İşte 3 tane hamburger yedin çok zorlar ya. 5 tane hamburger yediğini düşün. İşte kendi üst sınırınıza göre düşünün. Hani böyle yarım yumurta yiyorum. Sanki yani 4 tane en büyük boy menüyü yemişim de ölecek gibiyim. Öyle bir hissiyat. Harbi çok sıkıntı. Yani çok değişik bir histi. Ondan sonra yavaş yavaş alışa 164 kilodan 84 kiloya falan kadar indim. Evet. 82-84 kiloya kadar indim. Tabi bu arada sporlar yaptım, yüzmeye gittim, onu yaptım, bunu yaptım. Bakalım şimdi de işte tekrardan bir spora başladım. Şu yağlardan, fazla yağlardan bilerek yağlandım bu arada. Şu son dönemde 8 kilo aldım bilerek. Biraz balka girmek istedim çünkü kendimi kalıpsız hissediyordum. Biraz kalıplandım. Şimdi yağ verip kalıbımı koruyacağım. Kalıbımdan çok memnunum şu an. Sadece bir yağ vermem lazım. Şu anda zaten her gün bisiklet çeviriyorum. Oradan yağımı verip kalıbımı koruyacağım. Çünkü ben böyle ince gözükmeyi falan hiç sevmiyorum. Ha Tuğkan abi ne dedi? Tuğkan abi de ben ameliyata girdiğim zaman çok böyle şey konuşmamıştı. Hani olumlu konuştu ama hissettim yani kaç yıldır tanıyorum bir olumsuzluk hissettim. Tuğkan abinin bir arkadaşı mide ameliyatından dolayı vefat etmişti. Ben bunu biliyordum ama aklımdan uçmuş gitmiş bloklamışım onu beynimde. Tuğkan abi de bunu bana işte ameliyattan bir buçuk iki ay sonra falan anlatmıştı. Dedim aa abi harbiden sen anlatmıştın mekan cennet olsun dedim. Öyle bir mevzu vardı o yüzden orada öyle bir hissiyat oluşmuştu bende. Fazla yiyince olan biri için çorba içip kusacak seviyeye gelmek de psikolojik. Ameliyatın en büyük sıkıntısı ne biliyor musun? Şimdi 26 yıllık 25 yıllık bir alışkanlığım var. Yemek yemek. Ama ameliyattan çıkıyorsun. Bildiğim çocuk midesi. 4-5 yaşındaki çocuğun midesine sahipsin. Tamam mı? Abi hep şey aralığında kalıyorsun. Gözüm mü doymalı, karnım mı doymalı? Gözüm mü doymalı, karnım mı doymalı? Normalde mesela bir tane köfte yiyebiliyorsun ya, o tabağa 3 tane köfte koyuyorsun. Ve bazen bunların ayarını kaçırdığın zaman da çok büyük sıkıntılar yaşıyorsun. Yani baya böyle ölecek gibi hissediyorsun. Gerçekten hani nefes alamıyorsun. Yarım saat ben yemek yiyip yarım saat kendime gelemiyordum, anladın mı? Yarım saat yatıyorsun, ağzına geliyor gidiyor, ağzına geliyor gidiyor, yarım saat bekle babam bekle, sindirecek de geçecek de falan, çok zor. Bir kere hatta bizimkilerle işte İstanbul'a gelmiştik. Kadircan, ben, Tuğkan abi, ondan sonra işte bizimkiler kimler vardı hatırlamıyorum, Ahmet vardı herhalde. Biz bir yere et yemeye gittik. Hani ben sadece et yiyebiliyorum diye oraya gittiydik. Ondan sonra herkes etini istedi, ben de istedim. Baba bir tane dana kavurma mı artık neyse, şiş mi ne, öyle bir şey istedim. Bir tane attım. Dedim güzel. Ondan sonra yarısını attım. Dedim güzel. Ondan sonra içim diyor ki durmalı mısın, durmamalı mısın? Bilmiyorum çünkü yani. Durmam mı gerekiyor, durmamam mı gerekiyor? Doyuyor muyum, doyamıyor muyum? Tam hissedemiyorum. Dedim ki ben bunun yarısını daha yerim. Baba yarısını yedim mi? Abi mideye bir spazm girmeye bir başladı. Kusacağım, patlayacağım, öleceğim, nefes alamıyorum. Dedim baba bir çekilin, ben gideceğim. Çekilin, gideceğim. Abi restoranın önüne çıktım. Akşam saatiydi, sokakta boş. Abi çıkıyorum, mide suyum geliyor, laps tükürüyorum, hani lavaboya falan gidemem. Lavaboya falan gidemem çünkü o kadar insanın içinde o yürümem lazım. Lavabonun içinde yürüyemiyorum, sabit durunca çok kötü oluyorum. Ve mide suyum geliyor, sabit durdursam çok kötü oluyor, yürümem lazım. Lan ne yapacağım? Sokağa çıkayım yürüyeyim, ıssız. Böyle yukarıya doğru yürüdüm, böyle sessiz sakin olan bir yere gittim. Abi yürüyorum, mideme geliyor, tükürüyorum, mideme geliyor, tükürüyorum. En az 20 dakika falan uğraştım. En sonunda kendime geldim, camı açtım arabaya bindikten sonra. Böyle durdum, dedim ben daha yemek yemiyorum. Böyleydi yani, daha başka da bir şey yok. Bu kadar büyük bir kilo değişimi dış görünüşünde bu denli bir fark. İnsanların sana davranışı veya senin kendine bakışın nasıl değişmişti, bunu merak ettim. Şu an bu süreçle ilgili konuşabilmen de cesurca, bunu da bil. İnsanların sana davranışı veya senin kendine bakışın nasıl değişmişti? Ya bir kere kardeş, insanın kendine özgüveni geliyor. Bunu kim kabul eder kim kabul etmez bilmiyorum ama ne olursa olsun 164 kilodaki Mert'le şu anda işte 85-90 kilodaki Mert'in arasında tabii ki de bir özgüven farkı var. Bu özgüven farkı bu arada bir götü kalkıklık anlamında demiyorum. Ama yani insanın duruşu bile değişiyor kardeşim yani. Şimdi sen spor yaptığında da insanın duruşu değişiyor. Niye? Kendine bir özgüvenin geliyor. Hani normalde göbeğini saklamak için şöyle durursun. Hatta bende çok alışkanlıktır. Göbeği saklama oturuşu vardır. Kilolular bilir. Hep şöyle yapıyorsun. Hani mesela buna çok alışmışım. Ara ara bende bunu görürsünüz ama normalde hani şu an aralıklı hep böyle duruyorum. Çünkü önüne yastık koyarsın. Aynen. Boynunu şey yaparsın, şöyle bükersin. O niye? Göbeği kapamak için. Ama şimdi rahatsın yani abi. İstediğini giyebilmek, istediğin zaman alışverişe gidebilmek, bunlar çok güzel şeyler. Yaşamayan bilmez. Hani ben pantolon bulamazdım oğlum. Geçen eski şeylerimi kaldırdım. Lan benim eski şorta baktım. Vallahi bir şey diyeyim mi? Yani şuradan mesela bir kız getirelim. Normal bir kız vücudu düşünün. Tamam mı? Bir bacağa geçirdiğim yere 2-3 tane kız sığdırırım. Bayağı sığar yani. Hani normal bir kadın vücudu düşünün. 2-3 tane kız sığdırırım oraya. Biraz çekişir ama sığar. Büyüklüğünü anlamanız için böyle anlattım. Ya yani ben pantolon bulamıyordum oğlum. Allah razı olsun o dönem tek yoldaşım, tek sırdaşım Abdullah Kıyılı'dır. Gerçekten obez giyiniminde düzgün bir marka olarak #işbirliği reklam falan artık ne diyeceksek diyelim. Tek gerçekten yoldaşım Abdullah Kıyılı'dır. Çünkü tek yüksek bedenli kaliteli ürünleri Abdullah Kıyılı yapıyordu. Orada da en yüksek beden neyse onlardan giyiyordum. Öyle babamla alışverişe gittiğinde en büyük travmamdır. Babam kilodan nefret eder ve çok sinir olur yani. Babamın bakış açısı şu: benim oğlum obez olamaz. Adamın nasıl obez olursun lan falan. Annem arıyor. Efendim anne? Evet anne. Ne oldu? Anne bir şey olmasa aramazsın sen beni bu saatte. Ne oldu? Selamünaleyküm. Yok bir şey yok ya. Kötü bir şey yok arkadaşlar. Babam bir şey anlattı da annemle babam onu konuştuk. Aa benim de yengem olmuştu ameliyat sonrasında, hiç dikkat etmeden yine yedi aynı kiloya geri. Onu anlatmaya çalışıyordum işte. Yani Mide ameliyatı bir çözüm değil. Şu anda ben kilo almak istesem, dikkat etmesem kilo alırım arkadaşlar. Baya baya alırım yani. Yani o yüzden bunlar çözüm değil. Kısa süreli çözümler. Dikkat etmek lazım. We were on the run, rocking around the clock.